Yükseköğretim kurumları sınavında baraj kalktı, adaylar için büyük kolaylık getirildi. Şöyle, 2022 Yükseköğretim Kurumları sınavından itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Kütahya Rehberlik Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Raşit Ateş, yeni kararda dikkat edilmesi gereken konuların olduğunu söyledi. Üniversite sınavlarında barajlar kaldırıldı. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Sadece TYT ve YKS AYT sınavlarına girmek için olan barajlar kaldırıldı. Diğer bölümlerdeki barajlar halen geçerli. Geçtiğimiz yıllarda 150 ve 180 arası 150 AYT'de 180 puan adaylar tercihlerde bulunabiliyordu. Önümüzdeki yıldan itibaren bu barajlar kaldırıldı. Bundan sonra herhangi bir baraj söz konusu değil. TYT sınavlarında alınan puanın 2 yıl geçerli olduğunu söyleyen Ateş, puan geçerli ancak adaylar başvurularını kesinlikle yapmalı dedi. TYT puanları 2 yıl geçerli. Bazı adaylar başvuru yapmaktan kaçınıyorlar. Tercih yapan adayların tamamı geçmiş yılda TYT'den geçerli puanı almış olsa bile başvurularını mutlaka yapacaklar. Tercih yapmaları önümüzdeki süreçte tercih yapmaları buna bağlı. Yeni uygulamayla birçok aday için üniversite yolunun açıldığını söyleyen Ateş şunları kaydetti. Birçok öğrenciye üniversiteli olma fırsatının kapılarını açacak. 180 barajını veya eskiye göre 150 barajını geçemeyen öğrencilerde baraj söz konusu olmadığı için değişik bölümlerde tercih yapma şansına sahip olacaklar. Ateş Yükseköğretim Kurumları sınavı için başvuruların başladığını aktardı. Başvurular da başladı. 11 Şubat'ta başlayan başvurular 7 Mart'ta sona erecektir. Adayların bu süreçte başvurularını mutlaka yapmaları gerekiyor.